Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz Teen Town parçası. Teen Town parçası, Donnelly ile beraber Jaco Pastorius'un çıkış yapmasını sağlayan ve bas gitar camiasında, müzik camiasında tanınmasını sağlayan, meşhur olmasını sağlayan parçalardan bir tanesi. Parça çok zor bir parça. Özellikle zor olsun diye yazılmış bir hali de var. Jaco Pastorius'u meşhur eden parçanın başında bildiğiniz gibi Donnelly parçası geliyor. Charlie Parker'ın yazdığı bir eser. Saksofonda bile çalması çok zor. Bas gitarda bunu phrasing'i, cümlelemesi ve artikülasyonu çok düzgün bir şekilde, çok müzikal bir şekilde çalarak meşhur olan bir müzisyen Jaco Pastorius. Teen Town'da Jaco'nun orijinal eserlerinden bir tanesi. Sanki biraz da özellikle zor olsun diye yazılmış bir hali var. Özellikle hızlı yazılmış, lickleri zor yazılmış, pozisyonları karışık yazılmış. Bas gitaristler özellikle zorlasın, sadece ben çalabileyim diye yazılmış bir hali de var. O yüzden günümüzde bile hala bir challenge niteliği var ve bas gitarist olarak çalışmamız gereken parçalardan bir tanesi. Parçanın detaylı bir analizini yapacağız. Analiz yaparken hangi parmaklarla nereye bastı, hangi pozisyonlarda çalınıyor onlardan bahsedeceğim. Ancak şöyle bir durum var. Bazı pozisyonlar Jaco'nun canlı performanslarına değişiyor. Kimi insanlar farklı çalıyor, Jaco farklı çalmış. Ben kendi rahatıma giden hangisiyle daha iyi tınlatıyorsam o pozisyonları ana olarak anlatacağım, esas pozisyon olarak anlatacağım. Diğerlerine bahsetmeye çalışacağız ama hangisi daha rahatınıza gidiyorsa, hangisiyle daha iyi tınlattığınızı düşünüyorsanız onu seçmenizde sakınca yok. Daha iyi tınlatırsanız, daha iyi çalarsanız eserde daha güzel duyulacaktır. Önce Jaco'nun tonu. Jaco bildiğiniz gibi perdesiz bir Fender Jazz Bass kullanıyor. Hatta fretlerini kendisi söküp araları epoksi doldurarak yaptığı bir enstrüman. Herhangi bir Jazz Bass bu işi görecektir. Hatta herhangi bir iki manyetik enstrüman da işinizi görecektir. Burada mühim olan köprü tarafından çalmak, köprü yakın olan manyetikle çalmak. PJ tarzı atıyorum, Cort A4 başlangıç gitarınız varsa bile bu tona yaklaşabilirsiniz. Burada yapmanız gereken arka manyetiği boostlayıp ön manyetiği kapatıp bu bölgeden çalmak. Yani arka manyetiği kapatıp buradan çalarsanız yine aynı tonu vermez. Şöyle bir ton almanız gerekiyor. Amfinizden de orta frekansları, low mid'leri boostlarsanız, arttırırsanız bu tona katkıda bulunursunuz. Teknik olarak aynı zamanda daha sert bir şekilde telleri biraz daha keserek çalmam gerekiyor. Yumuşak çalarsam şöyle bir ton gelir. Biraz daha sert çalarsam, sert çekersem bu şekilde burpee dediğimiz geğirtili tonu almamız gerekiyor. Biraz daha sert çalmamız gerekiyor o yüzden. Dediğim gibi köprü tarafında bir miktar daha sert çalıyorum. Amfimden de orta frekansları arttırıyorum. Parçada 4 tane akor dönüyor. Hepsi dominant akorlar ve dominant 13'lü akorlar. Akorlar birbirini takip ediyor. Parça hangi tonda derseniz gerçekten bilmiyorum. Hani değişik bir şekilde kurgulamış. Arka arkaya 4 tane dominant akorun geldiği bir ton yok. Bu şekilde armonize etmiş, bu şekilde kurgulamış. Parçada zaten bu dominant akorlar üzerine caz, bebop liklerinin gezmesiyle oluşuyor. Şimdi ilk akorumuz do. Ben bunları dominant 7'li olarak çalıyorum. Daha rahat duyabilin diye. Kök notası, yedilisi ve üçlüsü onlu olarak çalıyorum bunu. Daha iyi tınlasın diye. İlk akorumuz do. İkinci akorumuz la. Üçüncü akorumuz fa. Dördüncü akorumuz re. Arka arka çalınca zaten teen tan gibi oldu değil mi? Bu 4 akar üzerine çeşitli caz cümleleri çalacağız. İlk cümlemiz en meşhur cümle, belki de en zor cümle. Ama kesinlikle en önemlisi, çünkü birisi sizi teen tan çalıyor musunuz, çalmıyor musunuz diye baktığı zaman ilk duyacağı şey ilk cümlesi. Zor bir cümleyle başlıyor. Bunu çalamazsanız, eserin geri kalanını çok iyi çalsanız da insanlar aslında dinlemeyecektir büyük ihtimalle. O yüzden bu cümleye özellikle bir yoğunluk vermenizi tavsiye ederim. Şimdi do notasıyla başlıyorum. 3. perdedeki. La tenlik 3. perdedeki do notasıyla işaret parmağımı çalacağım sol elle. Oktavını çalacağım sol telinde. 5. perdede. Do'yu tekrar çalacağım. Dominant 7'yi çalacağım. Arkasından 5'lisini çalacağım. Cümlem bu. Her seferinde kök nota devam ediyorum. Sağ el tarafında ne yapacağım? Sağ el tarafında işaret parmağım kalın telde, la telinde, orta parmağım ince telde. Bu kurguyu yapmazsanız her seferinde parmağınız değişirse hızlanamazsınız. Arkasından 6. perdeden 7. perdeye bir slide yapıyorum. Küçük parmağımla. Sonra 5. perde re telinde, 7. perde, tekrar 5. perde.
Arkasından 7. perde, 5. perde ve 4. perde çalıyorum. Küçük parmağım, orta parmağım, işaret parmağımla. Baştan alalım. Cümleyi de şu hareketle tamamlıyorum. Sol tenindeki 2. perde, re tenindeki 4. perde, la tenindeki 2. perde. En baştan alalım. İkinci cümlemiz benim çalarken en çok zorlandığım cümle. Birinci perdeyle başlıyor fa telindeki. Dördüncü perdeden beşinci perdeye bir slide'ım var. Şeklinde bir tartımım var. 3-5-3 yapıyorum, sonra do, re, do. Sonra üçüncü perdeye çalıyorum. Bir alt teldeki re telindeki boş la'ya çalıyorum. Arkasından 5-6-7 re telindeki kromatik bir yürüyüşüm var. Sonra bu cümleyi farklı insanlar farklı yerlerde farklı şekillerde çalıyorlar. Şöyle bir cümlem var. Jaco canlı performansında 5. perdeyi sol telindeki 7. perdeyi 8. perdeyi çalıyor. İşaret yüzükle küçük parmağıyla slide yapıyor. Gördüğüm bir performans en azından böyleydi. Şeklinde çalıyor. Eserin kendisinde kromatik olarak çalınmış. Yani şöyle bir cümle duyuyoruz. Eserin kendisi böyle duyuluyor. Bazı insanlar küçük parmağıyla 10. perdeye atlayıp şu şekilde çalmayı tercih ediyor. Ama küçük parmağımla böyle 3-4 frekans atlıyoruz herhalde, değil mi? Bakalım. Aynen 3 fret atlıyorum. Hani küçük parmakla bu kadar mesafe atlayıp 10. perdeyi tutturmak birazcık riskli olabilir diye. Ben şu şekilde slide'la çaldım kendi performansımda. Şu da olur. İşaret orta yüzük küçük de olur. Böyle de çalabilirsiniz. Hepsi çalışır. Cümleye baştan alalım. Arkasından 9. perde, 7. perde, 9. perde çalıyorum. Re telindeki 2 tane boş re notası çalıyorum. Parçanın bence en zor 2 cümlesi buydu. Biraz daha rahatlıyor parça geri kalanında. Biraz atlamalar vesaire var ama bu 2 cümleyi çalabiliyorsanız eğer parçanın geri kalanında çok da içten bile değil aslında. 6. perdeden bir dahaki cümlede 7. perdeye slide yapıyorum. Bar tekniğiyle re telindeki 5. perdeyi çalıyorum işaret parmağımla. İki defa sonra re notasını çalıyorum. La telindeki. Tamam, cümlem bu. Biraz daha nispeten karışık sayılabilecek bir cümlem var sonra. Tel atlaması bol. 2-3-4 yapıyorum la telinde. Arkasından. İkinci perde sol telinde. Küçük parmağımı, işaret parmağımı çaldım. Küçük parmağımla re telindeki 4. parmağı perdeye çaldım. Orta parmağımla la telindeki 3. perdeye çaldım. Sonra bir bar tekniğim var. İkinci perdelerde. La telindeki 2. perde, re telindeki 2. perde. 4. perdede do diyezi bitiriyorum. Pardon. Şeklinde bir cümlem var. Bu notada do diyezi şu şekilde bir trilimiz de var. Yani nota bittikten sonra şu şekilde tartımlıyoruz. Bunu şu şekilde bend de yapabilirsiniz belki. Şu şekilde yapabilirsiniz. Perdesi olmadığı için fretli de birazcık garip duyulabilir. Orijinal eserle kıyaslarsanız ama böyle çalmak zorundayız. Arkasından cümlemiz var. 5. perde, 3. perde, yani re, do, fa şeklinde çalıyorum ben. Boş telden de alabilirsiniz. Çoğu insan öyle çalıyor. Fazla ben boş tel kullanmamaya çalıştım çalarken. Boş teller biraz daha kontrolsüz oluyor, kapatması zor oluyor. O yüzden 5. perdeye aldım. Bu şekilde bir cümlem var. Arkasında kromatik yürüyüşü olan bir cümlem var. Aynı şekilde bunu da boş tellerle çalabilirsiniz. Eserin orijinali de boş tel olması lazım. Ben yine normal fretli dolu telle çaldım. Fret yaparak çaldım. 3. perde, 4. perde, 5. perde, la tenindeki, 7.
7 8 9 bir alt tele geçiyorum. 5 6 7. Sonra şöyle bir cümlem var. 6 5 yaptım. Rahat elinde orta işaret. Küçük parmağımla 8. perdemin itenindeki işaret parmağımla 5. perde. Cümlem bu. Bir kromatik yürüyüş daha geliyor sonra. Diye başlıyorum. Boşluğuyla başladım. 2 3 4 yaptım. Sonra 5 6 7. Sonra geriye doğru çalıyorum. 7 6 5. Yaptım. Kromatik kısmı bitti. Sonra şöyle bir cümlem geliyor arkasından. 6'dan, özür dilerim, 8'den 7'ye bir pull-off'um var. 10. perde küçük parmağımı çalıyorum. 2 defa 7. perdeye çaldım. 10. perde tekrar. Sonra burada fa çalıyorum. Tamam, cümlem bu. Arkasından şöyle bir cümlem var. Slide'la 7. perde, 5. perde, sol telindeki, 7. perde, sol telindeki. Cümlem bu. Sonra 2 defa do çalıyorum. 17. perdede. Sonraki cümlem 3. perde, mi telindeki, sol notası. Sol, la, sol, do, re, do diye gidiyor. Yine 3-5. perdeler. Arkasından bunu sol telinde çalan çok insan var. Çok tel atlaması olduğu için hızlandığı zaman ben bunu çok beceremedim. Yani burası daha rahat geldi. 7. perde atlıyorum. Şu şekilde bar tekniğiyle atlayacağım 7. perdelere. Arkasından yüzük parmağıma 9. perde. 10. perde mi telinde. 8, 7. Cümle bu. Şöyle de çalabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunu hatta bu şekilde boş telle de tınlatabilirsiniz ama iyice kontrolsüzleşiyor. Çok hızlanacak çünkü parça. Cümlesi bana daha rahat geliyor. O yüzden bu şekilde çalıyorum. Sonra yapıyorum. Yüzük parmağımla R telindeki 5. perde. Küçük parmağımla 6. perde rahat elinde. Do notası 3. perde rahat elinde. Arada bir nota daha var, pardon. 5. perde R telinde. La telindeki R notası. Cümlem şu yani. Çaldım. Arkasından fa, fa diye sol. Hepsi staccato. Da çalabilirsiniz. Her birisini ben işaretle çalıyorum. Daha kontrollü geliyor. Kapatması daha rahat oluyor diğer parmaklarımla. Çalıyorum. Sonra son cümlem. Bu şekilde do'ya geleceğim. 17. perde re telindeki. 19. Bir alt teldeki 15 do. Düzeltiyorum 17. Çalıyorum. Sonra ilk cümle atlayacağım. Bu atlamayı özellikle çalışmak gerekiyor. Yani canlı performansta bunu yapıyor Jaco. Bunu özellikle çalışmak lazım. Evet, tintan bu şekilde. Dakika olarak çok uzun olmasa da gördüğünüz gibi hani hem anlatması hem çalması, çalışması çok uzun bir parça. Her bir cümleyi kendi içerisinde hani study piece diye geçer bu tarz parçalar. Çalışma etüt parçası. Her bir cümleyi bir etüt olarak alıp çalıştığınız zaman bas gitaristinize katacak çok fazla şey var. Yani yılmadan orta seviye olabilirsiniz. Hatta ileri seviyede olabilirsiniz. Yılmadan, usanmadan yıllarca çalışılacak. Defalarca performans yapılacak bir parça. Mutlaka her baktığınızda yeni bir şey öğrenebileceğiniz bir parça. O yüzden çok fazla cesaretiniz kırılmasını hiç çalamadığınız zaman, zor geldiği zaman cümlelerin tek tek üzerine eğilmeye çalışın. Basçanızı geliştirecek bir parça olarak bakmaya çalışın. Peki, videomuz bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.